Yerel ve ulusal basını temsil etmeye yürütmek çok sıkıntılı. Çünkü ekonomik sıkıntılarla önce belli. Yerel gazeteler biliyorsun, mahalli gazeteler ilanla ayakta durur. Bu ara ilan basın kurumunda ilgili ilan alamadıkları zaman. Hepsi böyle EKOP'a, devlet ihalesine gibi ilan açamadığı zaman çok sıkıntıda kalıyor. Primini ödeyemiyor, işçi çalıştıramıyor. Yani çok büyük ekonomik sıkıntıda. Kaç tane yerel gazete var burada bölgede? Yani mevcut 11 gazeteydi, sayımızı 2'ye düşürdük. 11 gazete vardı. Hakkari ilinde, evet. Ben işte Van, Ağrı, Hakkari. Bu bölgeyi geziyorum. 4 gündür geziyorum. İşte biraz sonra Van'a geçeceğiz. Yükseliyor. Yarın falan işte İstanbul'a döneceğim. Biraz sonra yükseliyor. En yüksek o, ondan sonra şey, bu Van. Burada para gönderilerinde ondan sonra sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, valiler, emniyetimiz hepsini görüştük. Buradaki meselelerle ilgili bilgi alıyorum. Ben hiçbir siyasi parti adına gezmiyorum. Hiçbir siyasi partiyle ilişkim yok. Hiçbirinin üyesi de değilim. Ama beni arayan herkesle de görüşüyorum, fikrimi söylüyorum, görüşlerimi söylüyorum. Yani iktidar, muhalefet benim için fark etmiyor. Benim için hepsi aynı. Ama doğru olan, şimdi bu bölgelere yani 80'li yıllardan itibaren rahmetli babamın çok büyük çalışmaları olmuş, katkıları olmuş. Şu sınır ticareti babamdan sonra kapanmış, onun açılması lazım tekrardan. Para gelmez, akması lazım piyasa. Onunla ilgili bir bilgiler topluyorum. Bunları gerekli kişilere mutlaka ileteceğim Ankara'dan, İstanbul'dan. Bu bölgeyle ilgili bir kötü bir algı var, ön yargı var, terör var, bilmem ne var falan filan diye. Ondan dolayı insanlar da gelmiyor. Yatırım da olmuyor. Gördüğüm kadarıyla terör meselesi inşallah iyice biter yani. Çünkü bu terörün bu şekilde devam etmesi iyi bir şey değil. Yani insanların ölmesi hiç iyi değil. Kim olursa olsun. Hiç iyi bir şey değil. Onun için bu ön yargıyı kırmak lazım. Televizyonlarda, benim ulusal televizyonlarda döndükten sonra bir konuşmalarım olacak. Bu bölgeyi anlatacağım orada zaten ben de, onun insanlara. Ya ben mesela Van'da birkaç resim video çektim, arkadaşlara gönderdim. Hakikaten Van'a mı gittin diyorlar bana, inanamıyorlar. Çok güzel olmuş Van'da. Bu bölge insanı da zaten güzel. Bu ön yargıyı kırmak lazım. Yatırım için insanlar gelebilir buraya, korkmayın demek lazım. Böyle çok kötü bir yer, burada güzel yerler. İnsanı zaten sıcak. Bırak dışarıdan gelmesini, bu sıkıntılardan dolayı burada para kazanan insanlar, buranın yörenin insanlara gidip İzmir'de yatırım yapıyor. Ege'de, İstanbul'da yapıyor, burada yapmıyor. Burayı teşvik etmek lazım. Yani birisinin, bu benim gibi birilerinin bunlara artık konuşması lazım. Televizyonlarda, siyasilere, bürokratlara, iş adamlarına. Ya bu benim milletvekili bir yaptım ben. Yani milletvekili olma niyetimde yok. Milletvekili peşinde değilim ben. Allah'a şükürler olsun, ben yaptım. 7 parti yapmam mı? 7 parti. Valla beni zorluyorlar o konuda ama onlara karar vermiş değilim. Benim şu anda mümkün olduğu kadar babamın rahmetlinin verdiği önem gibi burada bir şeyler yapabilirsem ne yaptı bana. Ha, insanlar, siyasiler beni dinliyorlar, fikirlerimi alıyorlar. Ben de bu bölge için o zaman. Şimdi bu dolaşmadan, gezmeden sen gerçeği göremiyorsun İstanbul'dan. Yani televizyonlardan görüyorsun, gazetede okuyorsun, hiçbir şey yaramıyor. Buraya gelip bizzat insanlarla burada konuşmadan, dokunmadan, onların gözüne bakmadan hiçbir şey anlayamazsın. Televizyondan izlersin haberlerden ama öyle. Gerçekler o değil. Algıların, ön yargıların kırılması lazım. Onun için ben de elimden geleni yapacağım. Yani bölgeleri daha çok gezeceğim.
insanları da bilgilendireceğim döndüğüm zaman. Ama birinci hedef bana sorarsan sınır ticaretinin 1986 açıldığı gibi tahsis, kota falan değil, bürokrasinin azaltılıp sınır ticareti açılması bölgeyi çok zenginleştiriyor. Tüm bölgeyi. Çünkü bu bölgenin doğal pazarı sınır ticaretidir. Yani buradan İran'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a mal satmak İstanbul'u satmaktan daha kolay. İstanbul daha uzak. Burası senin doğal pazarın. Onun için bu pazarın içinde olmak. Zaten dünyada bütün ülkelerde sınır ticareti olan ülkeler zengin şehirlerdir esasında. Sınır ticaretini sadece rahatlatman lazım. İzin vermen lazım. Bürokrasiyi azaltman lazım. Tahsisler, kotalar bunlar kalkması lazım. Yani normal ithalat ve ihracat rejimine tabi her şeyin serbest olması lazım. Ve bir de bu bölgede ben Türkiye'deki İngiltere'de vergi gelirleri Türkiye'de toplam vergi gelirleri içerisinde buradan gelen vergiler zaten çok az. %1 bile değil, %0.5. Ben mesela olsam 15 yıl tüm vergileri kaldırırım. Zaten de vergi gelmiyor. Ne gerek var? İnsanları kağıtlı, kürekli uğraştırır. Vergileri de kaldırır. Bürokrasiyi de azaltmış olur. 15 yıl vergi almasan ne olur? Çünkü bu bölgelerin bir pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Çünkü bölgede gençlik çok fazla. Genç nüfus bu bölgede. Türkiye'deki en yüksek genç nüfus burada. Bu çocuklara iş bulmazsan, aş bulmazsan ailelere, o zaman terör de engelleyemez. Dolayısıyla buradaki insanlara pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Sahip çıkılması lazım. Siyasilerin esasında milletvekillerinin bu işlerle uğraşması lazım ama gördüğüm kadarıyla pek bir uğraşan yokmuş şu ana kadar diye gördüm. Ben milletvekili değilim ama milletvekilden daha fazla etkim olacağını inanıyorum. Siyasiler üzerinde, bürokratlar üzerinde ve iş dünyası üzerinde, medyada, televizyonlar. Dolayısıyla bu ön yargıları, kötü algıları kırmak lazım. Yani şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'da oturanlar, Ege'de, Batı'da, Ankara'da oturanlar, bu bölgeye hiç gelmeyen insan televizyon haberleri açıyor. İşte Hakkari'de Şırnak'ta yok ne bileyim Ağrı'da işte Kuzey Ara operasyon yapıldı. 3 şehit var, 5 şehit var. İşte şu kadar adam öldürüldü. Etkisiz hale getirildi. Bakıyorsun orayı, burayı bilmeyen birisi ooo ben oraya gitmem diyor. Şehir merkezinde sanıyor olay. Şehre çok yakın ama her yerde yani. öyle bir imaj var. Şimdi buraya gelince öyle olmadığını görüyorsun. Bu başka bir şey daha var. Beni çok rahatsız eden bir konu var. Her gün televizyonlarda şehit haberleri yanı sıra işte terör olaylarında şu kadar adam etkisiz hale getirildi. Şimdi bunu her gün maç skorunu vermek kadar kötü bir şey yok. Çünkü devlet refleks olarak kendine karşı yapılan harekete reaksiyon gösterir. Bu doğaldır. Tüm dünyada böyle. Devlet reaksiyon gösterir. Ama siyasiler bunu reklam malzemesi yapmaz. Yapmaması gerekir. Yani burada öldürülen terörist de senin vatandaşın. Belki de kandırılmış çocuk da olabilir. Kandırılmış da olabilir. Onlar da günah, şehitleri de günah, hepsine günah. Bunlar bu ülkenin vatandaşıdır. Mutlaka bu işin bir şekilde artık çözülmesi lazım. Hem bölge için hem Türkiye için. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.